Nakatan, Bay Nakatan yüzünü görmek isterdim doğrusu. Of, görülmesi gereken asıl yüz benimkiydi bence o an. Yani kadıncağızın üzerine içkileri döktüğüm anda dua etmeye başladım. Ne olur yerin dibine gireyim diye. Ya Ferit bu şekilde anlatmıyor ki tabii, çok komikmiş. Keşke ben de orada olsaydım. Ya. Yeah. Bence orada olmak istemezdiniz. Yani şu an anlatınca komik gibi geliyor ama o an hiç komik değildi. Utanç vericiydi. Ben çok isterdim orada olmak. Ama neden komik değil ki? Bence komik yani. Yoksa dayım gülmedi mi? Bulut'cum, dayının çok güldüğünü söyleyemem tabii. Yani Ferit Bey o sırada uzaktaydı ama yanımıza geldiğinde hala alevler çıkıyordu. Sonrasında gülmüş olabilir oğlum ama o an dayın Nazlı ablayı öldürecek gibi bakmıştır eminim. Bence o kadar tanık olmasaydı etrafta bir şansını denerdi. Şimdiye kadar suç işlemeye hiç meyletmedim. Hoş geldin. Hoş geldin Ferit. Kanunlar dışına çıkmayı pek sevmem. Ama Nazlı Hanım muhtemelen bu konularda daha gevşek. Savunmasız insanlara acayip teklifler yapmadım hayatım boyunca. Hele alkollülerse. Ama gücü yerinde yetişkinlerse her şeyi yapabilirim diyorsun. Yok, o sizin... O sizin gibi soğukkanlı iş adamlarının işi. Bulut. Soğukkanlı bir iş adamı derken soğukkanlı bir katil der gibisin. Evet, çünkü aralarında bence çok büyük bir fark yok. İkisi de risk analizini yapar, ince ince hesaplar ve kusursuz uygulamaya çalışır. Ben zaten yeterince kışkırtılan herkesin birilerini öldürme potansiyeli olduğuna inanırım. Dayı, neden bana kulağımı kapattınız? Yoksa zombilerden mi bahsettin? Hayır Bulut'cum. Zombi mombi yok. Yasak zombilerle ilgili konuşmak. Hem zombi diye bir şey yok oğlum. Şimdi Ferit'cim, Nazlı seni tanımıyor. Şaka yaptığını anlamayabilir tabii değil mi? Her şakada bir gerçek payı vardır Zeynep Hanım. O yüzden bizce en iyisi Ferit Bey ile aramızdaki mesafeyi korumak. Bulut da ben de biliyoruz. Benim kardeşimin yufka gibi bir yüreği vardır. Değil mi bebeğim? O zaman şimdi dayımın kalbi börek mi oluyor? İyi ki geldiniz lan, ne güzel sürpriz oldu. Neredeydiniz oğlum bu zamana kadar? Vallahi fikir benden çıkmadı. Sana geleceğimi duyunca teşekkür etmek için gelmek istediler. Yemek var dediler, geldik. Neyi yaptınız ya? Yeter hepimize bu zaten. Geçsiniz içeri. Hadi geç. Aldınız mı işi? Aldık tabii ya. Süper. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim sana. Makarna yapıyorum ya. Aslında öyle büyük bir şey değil. Salata? Olur. Bıçağa dikkat et yalnız. Keskin. Yoksa evi dağıttık diye dayım mı kızdı? Bulut'cum aşk olsun, olur mu öyle şey? Bulut haklı ama Nazlı, niye gittin? Bana söyle. Sen mi istedin yoksa Ferit mi çıkarttı seni? Lütfen söyle. Biz alıştık artık Ferit'in ahçılarla ilgili problemlerini dinlemeye. Şaşırmayız. Ben istedim. Ferit Bey'in belli konularda rahatsızlıkları vardı. Keza benim de öyle. Hem yaz okulumdaki seminerleri aksatıyordu iş. Denk geldi, isabetli oldu. Ya anne bak, gerçekten hiç uykum gelmedi, tamam mı? Amcanlara gidelim. Bulut'cum çok geç oldu, biz de birazdan kalırız. Baba, baba sen götür beni. Biz ne alır? Oğlum. Lütfen. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun da. Bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Bana müsaade. Kaytarmak yok. Hep beraber gidiyoruz o zaman. Ben kaytarıyorum. Hadi. Dayıcığım, ama hep beraber gidiyoruz ya.